yani kanun hızında bilgisayarlarla tek kare görüntü almak için 24 saat bekliyorduk. O dönemlerden bu dönemlere gelince inanılmaz değişti. Yani belki %1000 kat daha hızlanmış durumda her şey. Çok şanslılar. Her şeye internetten ulaşabiliyorlar. Herhangi bir evde, herhangi bir fiyatı, yani çok cüzi rakamlarla alınmış bir bilgisayarla profesyonel şekilde işler çıkartabilirler. Tabii önemli olan neyi nasıl yapacaklarını bilmeleri. Tabii burada yabancı dil çok önemli oluyor. Çünkü kullandığınız programların tamamı İngilizce. Türkçe destekleri az olan programlar. İnternette ki kullanıcı kitlelerin, işte hayranlarının, programı, ne bileyim grupların kendi hazırladığı Türkçe destek siteleri var ama onlar tabi her zaman yetersiz kalıyor. Benim tek tavsiyem program öğrenirken aynı zamanda yabancı dillerini de geliştirmeleri olacaktır. Onlara çok fayda sağlayacaktır. Çok şanslılar, yani her şeye ulaşabiliyorlar şu an. Ve ya ben de belki bundan 10 sene evvel yaptığım bir şeyi şu an bu işe yeni başlamış bir senedir uğraşan bir insanın yaptığını görünce hayrete düşüyorum. Ve yani alkışlamak gibi benim için. Günümüzde 2000'li yıllarla birlikte tabii ki ortaya çıkmış bir durum bu. Bilgisayar teknolojisi gerçekten çok gelişti. Sıradan bir PC, bizim bu bahsetmiş olduğumuz SGI makinalardan olduğu önemli değil. Yani şu an markette mevcut olan programlar 3 aşağı 5 yukarı aynı kalitede. Kimilerinin belli özellikleri diğerlerinden üstün, kimilerinin başka bir özellikleri üstün. Ama hepsi hemen hemen profesyonel iş yapabilir seviyede. Eskiden böyle değildi. Bir SGI üzerinde bir soft imajınız olması gerekirdi. Yüz binlerce dolar vermeniz gerekirdi. Bir kompozisyon yapmanız için Flame'iniz veya Inferno'nuz olması gerekirdi. Bunlar milyonlarca dolarlık maliyetlerdi. Bunlara kimse ulaşamazdı. Ama şimdi olay tamamen farklı bir boyuta ulaştığı için şu an internette bahsetmiş olduğunuz o forumlarda inanılmaz mükemmel işler çıkıyor. Ve bunun sebebi insanlar, yetenekli bir çocuk evinde tek başına bilgisayarın başında oturup yapmak istediği şeyi, kafasındaki hayali orada rahat bir şekilde yapabiliyor. Ve gerçekten biz uzun yıllardan beri bu sektörde olmamıza rağmen o insanların yapmış oldukları işleri hayranlıkla bakıyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar büyük bütçeler gerektirmesi ve nitelikli eleman eksikliği nedeniyle görsel efektlerden uzak duran Türk sineması, son yıllarda izleyiciye yepyeni bir hayal aleminin kapılarını aralıyor. Ardı ardına vizyona giren filmlerde gerçek karakterlere sanal karakterler eşlik ediyor. Türkiye'de de kaliteli bir şeyler yapılabileceğini insanlara göstermeye çalıştık. Tabii ki bizim Hollywood ile herhangi bir şekilde yarışa girmek gibi bir şansımız söz konusu değil. Gerçekten çok oturmuş bir marketten söz ediyoruz orada. Altyapısı tamamen yerli yerinde olan bir endüstriden bahsediyoruz. Ve bu işlere gerçekten yüksek yatırım yapan yapımcılardan bahsediyoruz. Türkiye'de sinema sektörünün en büyük sıkıntısı yapımcı sektörü, yapımcı kısmıdır. Yani bugüne kadar görmüş olduğumuz, çalışmış olduğumuz birkaç filmde bütün sorunun oradan kaynaklandığını görüyoruz. Eğer gerçekten Türkiye'de bu tarzdaki şeylere yatırım yapacak iyi yapımcılar çıktığı takdirde çok güzel filmler yapmak mümkün. Çünkü gerçekten yetişmiş ekipler yavaş yavaş çoğalmaya başlıyor. Ve amacımız Türkiye sınırları değil, yurt dışına da satmak. Bu da önemli. Yani Talha'nın dediği gibi Türkiye'deki yapımcılar şu anda sadece Türkiye sınırları içerisinde düşünüyorlar. Yurt dışına bir türlü açılamıyorlar, hani kalitelerden dolayı veya esprilerden dolayı, hani pazardan dolayı. Bunu biz efektçiler olarak aşabiliriz. Yani onlara destek verip ekipleri birleştirip nasıl işin yürüyeceğini daha iyi anlatıp herkes daha çok bilinçlenirse yurt dışına da filmlerimizi satabiliriz. Bizim izleyicimiz için aslında şöyle kötü bir durum var. Yani bizim izleyicimiz, bunun içerisine biz de giriyoruz. Yani bu işle uğraşan insanlar da giriyor. Belli bir kriterimiz var. Yani Hollywood adı altında bir kriter oluşturmuşuz.
Fakat ben şunu gördüm. Ben geçtiğimiz yaz Amerika'daydım. SIGGRAPH adında bir sadece postprodüksiyon ve bilgisayar grafikleriyle alakalı sektörün katılımcı olarak katıldığı bir fuardı. Tüm dünyadan yazılım firmaları, postprodüksiyon ajansları katıldığı bir yerdi. Orada şunu gördüm. Hindistan ve Pakistan bu konuda yaklaşık yani Avrupa'ya geçmiş durumdalar ve belki Hollywood'la ya da Hollywood demeyeyim Amerika piyasasıyla başa baş durumdalar. Bunu keşfettim. Fakat bunu başka keşfeden yok yani. Ya da görmek istemiyorlar belki de. Bu bana biraz hem şevk verdi hem hırs verdi. Heveslendirdi. Yani Pakistan ve Hindistan gibi iki tane ülke bunu Amerika ile başa baş edebilecek duruma gelmişse yetenek ve teknoloji açısından bunu Türkiye'de gerçekleştirebilir. Bir kamera, iyi program bilgisi ve tabii biraz da yetenek. Eğer tüm bunlara sahipseniz, kim bilir belki siz de evinizde kendi görsel efekt stüdyonuzu kurabilir ve böylesi filmler hazırlayabilirsiniz.